Hocam bir soruyla müsaade ederseniz devam etmek istiyorum. Ee, İziciğimiz Furkan Bey demiş ki bir evde nazar boncuğu olursa o evde cinler çok mu olur? Hayır kesinlikle alakası yok. Fakat nazar boncuğu ya da türevleriyle alakalı şöyle bir husus var. Genel olarak şamanizm geleneğinden gelen bir öğedir o nazar boncuğun meselesi. Eskiden de işte taşların üzerine boya yapmak suretiyle nazar boncuğu yaparlardı. Lakin nazar boncuğunun metafizik varlıkları korumasıyla alakalı hiçbir şey mümkün değil. Yani nazar boncuğu var diye bir evde o eve cin girmez ya da işte nazar değmez gibi bir şey kesinlikle yok. Bunların hepsi batıl inanç. Bununla birlikte izleyicimizin sorduğu sorunun cevabı olarak da hayır nazar boncuğu var diye evde çok cin olmaz. Lakin batı inanç olması hasebiyle de nazar boncuğunun herhangi bir evde iş yerinde bulunmasını da doğru bulmuyoruz. Kesinlikle çıkarıp atsınlar. Bak onun yerine çok çok daha faydalı bir şey söyleyeyim. Cin Mektubu isimli bir mektup var. Hazreti Ali'den geldiği rivayet edilir. Çok mühimdir. Defalarca bize de denedik. Bu Cin Mektubu isimli bir beyandır o. Bir beyittir daha doğrusu. Onun olduğu makama, onun olduğu yerlere sufli dediğimiz yani şeytani dediğimiz cinler girmekte imtina ediyorlar. Kalkıp da bir nazar boncuğu taşıyana kadar onu taşısınlar, evlerine onu koysunlar. Ya da nazarla ilgili sıkıntıları varsa, evet. problemleri varsa, yıldızlarının düşük olduğunu düşünüyorlarsa, sürekli kendilerinin başına gelen ufak tefek kazaları varsa, sakarlıkları varsa deyim yerindeyse, bu gibi durumlarda işte nazar olabilir ya da vücutlarının etrafında biyolojik bir rahatsızlıkları olmadığı halde sürekli dışa vuran bir takım sivilceler, yaralar, onlar bunlar varsa bak biyolojik rahatsızlıkları olmadığı halde karaciğerleri temizse ama sürekli bunlar tekrarlanıyorsa bu nazardan olabilir. Onun yerine yani nazar boncuğu yerine ya da nazar boncuğuna benzeyen materyaller yerine bu negatif enerjiyi toplayan, negatif enerjiyi çeken bir tane Rabbim mükemmel bir şey yaratmış. Ne o? Siyah akik. Bak benim kolumda da var. Bir tanesi sitrin taşı. Sitrin para taşıdır, zenginlik, şans taşıdır. Bir tanesi de siyah akik. Elimden geldiğince taşımaya çalışırım. Parayı buldunuz mu hocam? Bulduk tabii ki. Hani iyi mi? Hocam parayı buldunuz. Mu? <laughs> İnşallah buluruz. İnşallah bulduktan sonra da insanlara çokça yardım ederiz. Siyah akik mutlaka evlerinde, çocuklarında, kendilerinde mutlaka taşısınlar. Siyah akik taşının büyük şu fincan gibi olanları da var. Evet biraz tuzlu para olarak ama hani çok da böyle insanı yoracak kadar da değil. Alsınlar evlerinde taşısınlar. Onu da yapamıyorlarsa her zaman söylüyorum daha önceki programlarda da birkaç kez terennüm etmiştim. Bir kez daha terennüm edeyim. Kalem suresinin son iki ayeti ister suya okuyun, ister kendinize okuyun, isterseniz her canınız sıkıldığında tekrarlayın. Ağzınızdan çıkan o ayetin orutaya çıkardığı enerji bile sizdeki nazarı yok eder. Kalem suresinin son iki ayeti. Bu ayet çok mühim. Gerçekten çok mühim. Tarafımızda da çok kez denendi. Bunlar nazar için ayetlerdir. Onlar gözleriyle seni de vereceklerdi. Ayetidir. Bunu da kullanabilirler. Bu ayeti de uygulayabilirler. Yani velhasıl ez cümle nazar boncuğu ya da benzeri türevlerdeki hiçbir şeyi evimizde barındırmıyoruz. Bunun yerine daha somut, daha önce denenmiş, faydası görülmüş ne varsa ayet, siyahik taşı ya da diğer bahsettiğim yazmalar Bunları evimizde barındırmamız daha doğrudur. En sağlam metot en son söylediğiniz. kesin Değil mi hocam? Ben? kalem Kesinlikle. süresi.